Herkese selamlar. Bugün sizlerle çok çok beğeneceğinize inandığım bir kurabiye tarifi paylaşacağım. İçi çikolata dolgulu, dışı çikolata parçacıklı efsane bir tarif olacak. Ilık ılık veya sıcakken tüketildiğinde akışkan çikolatasıyla bayılacaksınız. Bu lezzete diyorum ve tarif detaylarıma hemen geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine yarım paket tereyağı veya margarini aldıktan sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı pudra şekeri, bir adet yumurtayı ekleyelim. Tüm bu karışımları öncelikle elimizle iyice bir yoğuralım, daha sonrasında diğer katı malzemelerle devam edelim. Şöyle birazcık karıştırdıktan sonra bir paket buğday nişastası, yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı da ekleyelim. Ve şimdi ara ara karıştırarak toplamda ben 3,5 su bardağı da un kullandım. Yine de siz temkinli olarak kullanın. Ara ara ilave ederek hamurumuzu kıvam alıncaya kadar yoğuralım. Hamurumuzun kıvamı tam da bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Elimizle yoğurduğumuz için şu an biraz fazla cıvık gibi ama biraz dinlendiğinde emin olun daha da katılaşacaktır. İçinde margarin olduğu için. Yeteri kadar yoğrulduktan sonra çikolata malzemelerimizle devam edelim. Toplamda bir çay bardağı parça çikolata kullandım ben. Elinizin altında herhangi bir çikolata varsa onu kullanabilirsiniz. Çikolata parçalarıyla birlikte tekrardan şöyle bir yoğuralım. Yeteri kadar karıştıktan sonra şimdi artık şekillendirme ile devam edelim. Hamurumuzdan birer mandalina büyüklüğünde bezeler aldıktan sonra şöyle birazcık genişletelim ve içine bir çay kaşığı kadar dolu dolu kahvaltılık çikolata alalım. Eğer eriyen herhangi bir çikolatanız da varsa onu da kullanabilirsiniz ama benim elimin altında hali hazırda kahvaltılık çikolatam olduğu için hemen bunu kullandım ben. Şimdi dikkatli bir şekilde de kapatalım. Açıkta kalan yerlere yine hamur parçaları ilave ederek kapatabilirsiniz bu şekilde. Şöyle avuç içinde yuvarladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize dizelim ve hamurumuz bitinceye kadar bu işlemi uygulamaya devam edelim. Tepsimiz dolunca fırına gönderelim. Yaklaşık 175 derecede 15 dakika kadar pişirdikten sonra bu şekilde çatlak çatlak olacak fırından çıkarmadan hemen sıcakken üzerine bir bardakla bastırarak bu şekilde yassıltalım. Tüm kurabiyeleri bu şekilde bardağın tabanıyla ezdikten sonra daha sonrasında fırından tepsimizi alalım ve soğumaya bırakalım. Videonun başında da söylediğim gibi sıcakken servis yaparsanız içinin çikolata dolgusu daha akışkan olacaktır. Hatta servis yaparken mümkün mertebe ısıtarak da servis yapabilirsiniz. Ilıtarak çok daha taze olacak ve dediğim gibi iç dolgusu daha güzel olacaktır. Bir tanesinin hemen iç dokusunu da sizlerle paylaşayım. Doku testini yapmazsak olmaz biliyorsunuz dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık, çok çok lezzetli bir kurabiye tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyen arkadaşlarım fikirlerinizi yorum kısmından bizlerle de paylaşmayı unutmayın lütfen. Ve bu lezzetli tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı, çok daha fazla tarife kolayca erişebilmek içinse kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı da atlamayalım. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.